Türkiye'nin önündeki en acil, en ivedi problemlerden bir tanesi. Bugün bize Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün eşlik ediyor. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk, merhabalar. Ne diyorsun Ayçiçeği meselesine? Yani çekirdek kitlemek gibi değil bu, başka bir şey. Evet. Yani tabii yani son zamanlardaki fiyat artışları oldukça tabii dikkat çeker boyuta geldi. Yani geçen hafta da konuşmuştuk. Evet. Bu konuya daha fazla eğiliyor. Siz de eğiliyorsunuz sürekli olarak. Tabii ki mesela bugün Cumhurbaşkanımızdan da gelen açıklamaları tabii takip ettik. Ama tabii yani fiyat kontrolü olarak ilerleyecek gibi gözüküyor. Hani yükselişin evet. nedenleri arasında bunu engelleyebilmek adına. Ama tabii özellikle fiyat artışları konusunda herhalde biraz daha nedenine eğilmek lazım diye düşünüyorum. Herhalde ona biraz bakmak lazım. Mesela ben şeye baktım mesela TÜİK'in tarımsal girdi fiyat endeksine Kasım ayı verilerine baktığımızda. Evet, o çok önemli. Mesela 2020 yılında hayvan yemi, gübre, bina, araç, gereç, bakım masrafları gibi kalemlerde toplam %15.35'lik bir artış olmuş. Yani aslında bu taraftan bakarsak işin içerisinde maliyetlerde oluşan bir yükseliş var. Tabii. Yani bu 2020 yıl içerisinde bu yükselişin tarımsal ürünlerin fiyatlarına da yansımış olduğunu noktada görebiliyoruz. Aynı zamanda mesela bu üretim yapmak için kullanılan araç gereçler mesela traktör gibi yani araçların da bakım masraflarında da artışlar var. Yani yılın 11 ayında %37'lik bir artış olmuş mesela. Yani bu fiyatlar bu şekilde artınca hayvan yemindeki az önce bahsettiğim artış %23 mesela. Aynı zamanda gübredeki artış %17. Yani evet. Düz hesap söylersek bunu. Yani bu artışın mesela Aralık ayında ve Ocak ayında da sürdüğü tahmin ediliyor. Yani biraz bunları eğildiğimizde yani arkasında yatan nedenlere bu açıdan baktığımızda neden hani bu artışların olduğunu bir açıdan anlayabiliyoruz. Açıkçası bu taraftaki artışın nedenlerine herhalde eğilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda da herhalde yapısal adımdan atılması lazım diye düşünüyorum. Evet. Bu maliyetlerin artışının nedenlerini iyi araştırması gerektiğini düşünüyorum. O maliyetleri karşılayacak derecede tarımsal üretimi yapan kesimin desteklenmesi gerektiği herhalde ortada diye düşünüyorum. Yani herhalde fiyat kontrolleri yönüyle herhalde yapılacak önlemler herhalde biraz palyatif çözümler gibi gözüküyor. Atılması gereken adımlar herhalde 2-3 senede herhalde etkisini gösterecek adımlar. Bu tarz hani yapısal adımlar. Herhalde onlar olmadan da fiyatlarda ciddi herhalde düşüş olması durumu da herhalde olmayacak gibi gözüküyor. Maliyetlerde yükseliş bunu gösteriyor şu anda. Şimdi benim kanaatim şu. Bir defa kurumlar görevlerini tam ve eksiksiz olarak yapabilseler belki bu noktaya gelmezdik. Bu kurumlardan kastımız hangisi? Bir tanesi Rekabet Kurumu mesela. Piyasada bir fahiş fiyat artışı gördüğü zaman bunun bir fiyat monopoli oluşturmaya dönük bir oluşum olup olmadığını saptamakla yükümlü. Tabii, zaten bütün tabii. görevi bu. Bir başkası Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir tüketici hakları koruma birimi var. Onların yapması lazım. Keza TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun RESEN kendiliğinden harekete geçerek fiyat denetimi yapması lazım. Ticaret Bakanlığı'nın çok sık aralıklarla yapması lazım ama geldiğimiz noktada yani hakikaten böyle tam böyle kapıdan çıkmak üzereyken kapının aralığına ayağımızı koyduk ve kapının kapanmasına engel olmaya çalışıyoruz. Ayağımız sıkışıyor. Ya tabii yani bu işin arka plandaki boyutları aslında dediğim şey. Hani o ürün son aşamaya gelene kadar yani o marketin içerisine girene kadar geçen süreç içerisindeki tabii. o fiyat farklılıkları ile ilgili olarak o ürünü satacak olan marketin ya da ne bileyim diğer hangi kim satacaksa o da katlandığı maliyetin üstüne bir kar koyarak o karı kendi belirleyerek büyük ihtimalle fiyatlarda bu şekilde farklılık yaratabiliyor diye düşünüyorum. Bu da aslında yani içinde bulunduğumuz süreçle kaynaklı alakalı bence. Yani gelirlerin azalması, bu gelirden kaynak gelir kaybından kaynaklı olarak bunu telafi etme çabalarının da yansımaları herhalde bu noktada biraz ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Ama tabii dediğiniz doğru. O çeşitli o kurumların, özellikle düzenleyici kurumların daha etkin çalışarak fiyatlamada bir stabilizasyon sağlamaları bence çok önemli. Çünkü bahsettiğimiz ürün özellikle ayçiçek yağı doğal olarak hepimizin sürekli olarak kullandığı bir madde. Yani yemeklerde olmadan yoksulların mutfağına giren 4 tane kalem var. Aynen bir öyle. Tanesi un. Öbürü evet. bulgur, evet. diğeri salça, öteki de ayçiçeği yağı. Aynen yani öyle. Dört üründen fiyat kontrolü yapılabilmiş olsaydı, zaten o ana ürünler, ana bileşenler, doğru. o sağlanmış olsa diğerleri onlarla bağıntılı olarak muhtemelen aşağı doğru yani gelecekti. Aslında işin yani çok boyutlu incelenmesi gereken bir süreç. Yani. Doğru. Hem arka plandaki maliyetler neden artıyor, onun incelenmesi gereken bir süreç.
o üretimden sonraki aşamalarla birlikte baktığımızda o fiyatların neden arttığını, o kontrollerin tam olarak yapılıp yapılmadığını da gerektiren, kontrolü gerektiren bir süreç. Yani bence yani en alttan yukarıya doğru bir çalışmanın yapılarak bence ilerlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Güzel, peki. Şimdi biraz kur konuşalım, sonra ihracat konuşacağız. Çünkü dış ticaret verileri geldi. Türkiye'nin dış ticareti 2020 yılında %69 açık verdi. Büyük bir açık bu. Aralık ayı açığı zaten çok daha vahim boyutlarda. İhracat da artıyor, ithalat da artıyor. Oysa bizim hedefimiz ne? İhracatı bir miktar artırmak, ithalatın da artış hızını geriletmekti. Fakat her ikisi de neredeyse at başı aynı şekilde yola devam ediyor. Şimdi borsamız önceki gün %4,5 kaybetti. Dün biraz kazandı, 2,5 aldı. Evet. Bugün tekrar kaybetti. Neden oluyor bu? Önce onu bir gözden geçirelim. Yani önümüzdeki hafta bu trend devam edecek mi? Yani bir gün kaybedip bir gün kazanacak mıyız? Yoksa haftaya daha büyük bir hızla girer mi borsamız? Şimdi Borsa İstanbul tarafında bir süredir uyarıyorduk. Hani burada daha önce de konuştuk. Ekim'den gelen bir trend var. Bu trendin altına geçiş yavaş yavaş başlıyor gibi gözüküyor demiştik. Onun altına geçiş olduktan sonra düzeltme hareketlerini bekliyordu fakat çarşamba günü çok sert bir düşüş oldu. Evet. Özellikle burada algoritmik işlemlerin de biraz etkisi var. İşte robotların biraz devreye girmesi, o satışları tetiklemesiyle birlikte biraz panik de. Kahrolası robotlar. Evet. Yani burada yabancı bazı kurumların yapmış olduğu işlemler olduğunu görüyoruz da biz ekranına bakıyoruz. Onun da biraz etkisi. Tabii bunu gören yerli yatırımcının da biraz panik hareketleri olabiliyor. O yüzden sert bir satış baskısıyla karşılaştık. Neden diyecek olursak yani zaten gelinen noktalar itibariyle teknik olarak da değerlendirdiğimizde aşırı olum seviyelerine geldiğini söylüyorduk. Bazı hisse senetlerinin ederinden fazla bir değere ulaştığını da görebiliyorduk. O yüzden hani bu tarz düzeltmeler olduğunda aşırı değerleme korkusuyla birlikte satışların bir panik haline dönüştüğünü görebiliyoruz. Yurt dışına baktığımızda orada da yine benzer satışların olduğunu aslında çarşamba günü gördük. Aslında işte genel sürece baktığımızda orası da biraz benziyor. Orada da yükselişler aşırı değerleme seviyelerine geldi gibi görünüyordu. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Yani bu 2000 yılındaki o dotcom krizindeki o yaşanan o sert yükselişlerde hisse senetlerinin geldiği değerleme seviyelerine belki de aşan noktalara da gelmişti mesela Amerika'daki bazı hisse senetleri. O yüzden bir miktar aşı konusundaki tedirginliğin artması, işte bu tedarik konusunda bir savaşın başlaması biraz tetikleyici unsur oldu. Bir de bu Amerika'daki bu Reddit platformundan bazı amatör yatırımcıların örgütlenerek işte bu bazı hisse senetleri üzerinde spekülasyon yaratmaları, o ciddi yükselişin yaşanmasıyla birlikte hedge fonların bunda değer kaybı yaşaması, oluşan endişeler biraz burada bir o tarafta da biraz sarstı. Bununla birlikte yurt dışındaki satış dalgası biraz bize de tabii yansıyabiliyor bu noktada. Biraz da tabii dediğim gibi sert yükselişlerin aşanması son zamanlardaki etken olmuştu. O yüzden endekste böyle bir baskı yaşanıyor şu anda. Gelinen nokta itibariyle baktığımızda yine aslında virüs konusuna geri dönmemiz lazım. Yani burada henüz şimdilik yani salgından kurtulma konusunda bir emare yok. Yani aşı tedarik konusunda sorunlar var biraz. Bununla ilgili global anlamda riskler hala devam ediyor. Bunun da yansımalarını görüyoruz. Mali teşvik konusundaki beklentiler biraz ötelenmişti. Evet. Yani biraz daha Mart ayına yansır mı diye. Bununla ilişkili bir endişeler olunca risk iştahında biraz düşüş yaşadık bu hafta. Bize de biraz yansıdı. Fakat şöyle bir şey var. 1465 seviyesi endekste benim için önemliydi. Burayı çarşamba test ederek kapattık. Evet. Perşembe günü açılışta biraz altına gelip 1431'e kadar düşüşten sonra güzel bir tepki geldi. 1498'e kadar yükseldik. Neredeyse 1500'ü görmek üzereydi. Görmedi ama. Aynen öyle. Yani bugün kapanışın 1465 üzerinde gerçekleşmiş olması bir açıdan bana göre biraz iyi. Yani burada hafta başı itibariyle bazı veriler açıklanacak. Bizden enflasyon verisi gelecek. Amerika'da taramış ise. Pazartesi nasıl açılır? Size dediğim gibi 1465'i izlemek gerekiyor bence. 1465'e kadar gerilerse buradan tepki gelmesini beklerim. Evet. Aynı çarşamba günü ve perşembe günü aslında altına gelse de üstünde kapattık. O yüzden bu seviyeyi biraz önemsiyorum. Bunun üzerinde kalırsa yukarıda 1508 direnci var. Biraz da yukarıda 1525 direnci var. Bu bölgede biraz dolaşabilir. Açıkçası 1525'in üzerine geçmesi lazım. Yükseliş trendinin üzerine geçmesi için de artık yavaş yavaş 1560'ın üzerinde bir hareket görmemiz gerekiyor şu anda diye söyleyebilirim. Güzel, peki. Günün en iyi haberi kurda ortaya çıktı. Evet. Kur 7.30'un altını gördü. Çok uzun bir süreden bu yana ortaya çıkan bir durum. Şu anda da kurda aşağı yön devam ediyor. Acaba haftaya da devam edecek mi bu süreç? Devam edebileceğini düşünüyorum. Yani son zamanlarda... Çok zor bir soru sorduğumun farkındayım. Aslında çok, bugünlerde pek zor değil aslında. Değil mi? Peki değil. Tamam o zaman. Peki çalıştığın yerden geliyor. Yani açıklayabiliyoruz en azından neden düşebildiğini şu anda.
Yani son günlerde özellikle Merkez Bankası, yani açıklayabildiğimiz en güzel nokta burası aslında. Merkez Bankamızın söylemlerinde enflasyon vurgusunu sürekli olarak dile getirmesi. İşte bu haftanın en önemli takip ettiğimiz konusu enflasyon raporunun, ilk enflasyon raporunun açıklanmasıydı. Burada Sayın Naci Ağbal'ın açıklamaları ön plandaydı, önemliydi. Kasım ayından beri geçen şu süreç içerisinde özellikle sıkı para politikasına geri dönüş ciddi oranda. Bunun devam ettirileceğine tekrardan mesajın verilmesi. Aynı zamanda yakın bir vadedeki bu dile getirilmeye başlanmıştı. Bir faiz indirim sürecinin o %5'lik enflasyon hedefine ulaşılana kadar sıkı para politikasının süreci, düşüşün, faizdeki düşüşün şu anda düşünülmeyeceğini söylemesi biraz olumlu algılandı. Türk lirasının değer kazanımında ben bunun etkisi olduğunu düşünüyorum bu hafta içerisinde. Dışarıdan baktığımızda bazı raporların olumlu sonuç getirmesi, işte IMF'in büyüme tahmini, diğer başka raporların Türk lirası varlıkları yönelik eğilimi. Aynı zamanda bizim reel getiri anlamında dışarıya baktığımızda negatif reel faizler tabii. Bir getiri sunmamızın da avantajıyla biraz kur tarafındaki aşağı hareketi görebiliyoruz. Yani dış ilişkiler anlamında risklerin de biraz daha düşük seviyede seyrettiği, işte görüşmelerin devam ettiği, şu Yunanistan'la olsun, diğer ülkelerden gelen mesajlar, Avrupa Birliği'nin yaptırımları rafa kaldırdığını söylemesi, hepsini birlikte değerlendirmek lazım. O yüzden kur tarafında stresin biraz azaldığını, Türk lirasının bir miktar değer kazanımında olduğunu bu açıdan bu şekilde değerlendiriyorum. Önümüzdeki hafta dediğim gibi enflasyon verisi var. Evet. Ama bekleniyor ne olacağı. Yani burada yükseliş eğiliminin sürmesi muhtemel. Gıda fiyatları kaynaklı tabii, zaten. Merkez Bankası son toplantısında bunun süreceğini söyledi. Dile getirir zaten. Aynen. Evet. Çekirdek enflasyon kanadında da biraz yukarı eğilim olması gözüküyor gibi. Ama bu fiyatların içerisinde hani biliniyor. Bununla mücadele edileceği şu anda mesajları veriliyor. Ve aynı zamanda da yapısal reformları bekliyoruz. Artık Şubat ayına girdik. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına da baktığımızda. Eli kulağında diyor Cumhurbaşkanı. Yani her an gündeme getirebiliriz. Burada tabii piyasalar bunun ne olduğunu merak ediyor. Buradan da piyasalar bunu olumlu algılarsa bunun Türk lirası tarafına yansımasının pozitif olmasının açısı beklerim. Açısı şöyle söylemek gerekiyor. Kurdaki yukarı hareketin bir miktar önüne geçildi. Yani bir miktar değil mi? Hatta geçildi. Yani 7.45-7.50 yukarıda önemli bir direnç bölgesi oldu. Bir süredir onu izliyoruz. Ama hala döviz almaya devam ediyor Türk halkı. Evet. Bu arada. Evet. Son veri de gördük. Maalesef. Yani burada geri çekildikçe hala yerli yatırımcının kur tarafında değerlendirme eğilimini sürdüğünü görüyoruz. O biraz zaman alacak. İkna edici bir seviye gerekiyor. Bu o ikna edici seviyeye gelip orada uzunca bir süre çakılı vaziyette kalması çok lazım doğru. ki döviz tevdiat hesapları çözülebilsin. Yani aslında Türk yatırımcısı ya da vatandaşlar, bizim ülkemizin vatandaşları yani Türk ekonomisine biraz daha güven duymak istiyor. Evet. Bunun için biraz da önümüzde aslında zaman var. Yani şimdilik tabii ki yapılması gerekenler var. O yüzden bir miktar dolar talebinin sürdüğünü görüyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Bir süredir 200 günlük hareketli ortalamanın çevresinde dolaşıyorduk. Bugün onun altındayız. Yani bunun altında kapanırsak sonraki günlerde, önümüzdeki hafta içerisinde gelecek haber akışları, dışarıda doların değeri, mesela bugün gelişmekte olan para birimlerinin de dolara karşı değer kazanımı var. Evet. Onun da biraz bizde katkısı var. Bu da devam ederse, burada doların bence hareketi önemli olacak dışarıda. Dolar endeksi belirleyici olur diye düşünüyorum. Bence şu an için kur tarafında 200 günlük hareketli ortalama altındaki hareketi izleyeceğiz diyebilirim. Yani çalıştığın birkaç hisseyle ilgili biraz malumat verirsen sonra dış ticaret verilerini konuşacağız. Onlarla ilgili grafiklerimiz var. O grafikler ekrandayken biz de dış ticaret verilerinin nereye doğru gideceğini konuşacağız. Anladım. Şimdi şöyle çalıştığımız hisseler olarak... En çok hangi hisseyi beğeniyorsun? Hani evet, hemen söyleyeyim. Ya, en beğendiğiniz renk. Hadi bakalım. En beğendiğimiz renk. Biz her hafta bir model portföy çalışıyoruz. Bunu da yatırımcılarımızla kurum paylaşıyoruz. Olarak. Tabii. Tamam, güzel. Yani bu model portföyümüz hasbelkader başarı sağlıyor. Çeşitli hisseler bazıları tabii çok tutmayabiliyor. Çok tevazu gösteriyorsun. Tamam dedim ama bazıları tutmayabiliyor. Evet, doğru. Doğal tabii ki her şey olabilir. Mesela bu hafta ilgilendiğimiz hisselerden bahsedeyim size isterseniz. Teknik olarak aslında beğeniyoruz. Biraz söyleyebiliriz haftalık model portföyde. Türkiye Sigorta'yı. Model portföyümüze kattık. Varlık fonu bünyesindeki Türkiye Sigorta'yı. Yani iyi bir bilanço gelmesini bekliyoruz orada. Aynı zamanda ÇİMSA, yani burada temettü olasılığından kaynaklı olarak onu değerlendirmek durumu olabilir. Emlak Konut Gayrimenkul, teknik olarak görüntüsü güzel, grafiği. Güzel hisselerden bahsediyorsunuz. Bir de İndeks Bilgisayar, İndeks kodu. İndeks, evet. Bu da Erol Bileşik'in şirketi değil mi? Erol Bileşik'in şirketi. Evet, aynen öyle. TÜSİAD Başkanı. Aynen. Bir de Karton Sanayi ekledik. Bunların da teknik bazlı görüntülerinin iyi olduğunu düşündüğümüzden
ekledik portföyümüze. Bu hafta takip edeceğimiz hisseler bunlar diye söyleyebilirim. Güzel, peki. Şimdi Ayşe'cim, dış ticaret grafiklerini siz ekranda dolaştırın tek tek. Biz onlar üzerine konuşacağız. Dış ticaretimizde maalesef istediğimiz noktaya gelemiyoruz bir türlü. İngiltere ile imzaladığımız bu son serbest ticaret anlaşması olmasa portföyümüz daha da zayıflayabilirdi. Allah'tan İngiltere'ye karşı büyük bir avantaj elde etmiş durumdayız. İngiltere'ye karşı %50'den fazla veriyoruz. Bu da bizi ayakta tutuyor. Fakat aynı büyük partnerlerimizden Almanya'ya karşı açık veriyoruz, Amerika'ya karşı açık veriyoruz, Çin'e zaten çok büyük açık veriyoruz, Rusya'ya karşı olağanüstü büyük açık veriyoruz. Elimizde kala kala işte Irak var, İran var falan bir miktar. Evet. Nasıl yapacağız, nasıl toparlayacağız bu işi? %69 açıkla kapattık geçen yılı. Bu yılın da böyle kapanmasını istemeyiz. 50 milyar dolar açık. Evet, büyük para. Evet, yani bu yeni ekonomik programda 28 milyar dolardı. Bayağı bir sapma var. Yani. Ama tabii baktığımızda tabii ki doğal olarak salgının burada önemli bir etken olduğunu söylemek gerekiyor. Bir de dış ticaret açığındaki en önemli etken de bu yıl içerisinde ya da 2020 içerisinde altın dış ticaretinin önemli bir payı var. Evet. Yaklaşık %40'ı buradan geliyor. Oradan kaynaklı bir açık var. Onu eklemek lazım. Baktığımızda da yıllık bazda %6.3'lük ihracatımızda bir azalış var. İthalatta da %4.3'lük bir artış var. Evet. Şimdi burada aslında ihracattaki azalış... Bu denge tersine dönse evet. Sorunumuz evet. Azalıyor. Yani evet. Avrupa Birliği'ne en büyük tabii ihracat bizim pazarımız. Bu yıl, yani hep bu yıl diyorum, 2020 yıl içerisinde salgın patlak verince özellikle Avrupa ekonomisi bundan çok olumsuz etkilendi. Burada bizim Avrupa'ya olan ihracatımızda bir payın düşüşü var. Yani daha önceki pandemi öncesi seviyelerde %50'lere varan bir payı vardı. Biraz %40'lara geriledi ve orada hala dolaşıyor. Bunun bir etken olduğunu söylemek lazım. Mesela ihracatın ithalat karşılama oranına baktığımızda her ne kadar Kasım'dan Aralık'a aylık bazda iyileşme olsa da yıllık bazda bir düşüş var. Tabii. Bu %86'dan %77.2'ye gerilemiş. Buradaki özellikle ihracat kanalındaki yavaşlama özellikle Avrupa bölgesine yönelik burada önemli bir etken. Rakamlar bu şekilde. Şimdi tabii artık önümüze bakmamız lazım. Burada önümüzdeki süreç içerisinde bence Ocak ayı itibariyle baktığımızda bence bir miktar daha dış ticaret açığında bir artış eğilimi gözlenmesi mümkün gibi gözüküyor bence. Tamamen salgına bağlıyız. Evet. Yani başladığımız yıla Ocak ayı itibariyle aşı uygulamaları devam etse de tedarik konusunda sıkıntılar var ve kapanmalar devam ediyor evet. Özellikle Avrupa'da. Bunun olumsuz etkisini bence göreceğiz diye düşünüyorum. Peki. Şimdi biraz turizm konuşacağız. Bir turizm grafiğimiz var. 2020 Türkiye turizm gelirleri grafiği. Aralık ayı rakamlarının çok çok düşük olduğunu zaten yani Ekim-Kasım Aralık ayı bizim için dünya içinde turizm sezonu sayılmaz ama geride bıraktığımız Ağustos ve Eylül'de de çok iyi bir performans çıkaramadığımız için maalesef turizmde 12 milyar dolarlık bir gelirle kapatmış durumdayız. Burada tabii Turizm Bakanlığı'nın yapabileceği işler sınırlı ama yok değil. Mesela kruvaziyer turizminin geliştirmesiyle ilgili bir süreç var. Kruvaziyerle ilgili dünyanın en önemli kruvaziyer şirketleri Royal Caribbean ve Carnival şirketleri Türkiye'yi rotasına aldı bu yıl. Fakat gelmek için turist başına 2019'da ve 2018'de verilen 30 dolarlık bir şey vardı, teşvik vardı. Bu teşviği istiyorlar. Ve turizmciler Turizm Bakanlığı'nın kapısını çalıyorlar. Nuri Ersoy'un. Alabilecek miyiz diyorlar. Demiş ki istiyorlarsa gelmesinler. Şimdi mesela Turizm Bakanlığı'nın böyle söylememesi lazım. Yani zaten çok dar bir kulvardayız. Çok dar bir alandayız. Geride bıraktığımız yılı 1/3 gelirle kapatmışız. Bu yıl buna yüklenmemiz lazım. Yegane kesinlikle, gelir kaynaklarımızdan bir tanesi. Evet. Önümüzdeki günlerde zaten birkaç turizmciyi bu konuyla ilgili yayına davet edeceğim. Evet, söz sende. Evet, şimdi tabii bizim dış ticaret açığımızın finansmanı konusunda en önemli faktörlerden bir tanesi turizm gelirlerimiz doğal olarak. Ama 2020 yılı da maalesef ki salgın etkisiyle olduğu için, geçtiği için yani her ne kadar 2020'den Haziran ayından sonra normalleşmediğinde dünya genelinde atılsa da yani birçok ülke Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını kaldırmadı. Evet. Turizm tarafı Ağustos sonundan sonra bir miktar daha canlandı. O yüzden yetmedi. Doğal olarak salgından çok olumsuz anlamda turizm ülkesi olan bir ülke olarak bizim ülkemiz bu noktada buradan fayda sağlayamadı maalesef. Tabii 2021 yılı için beklentiler daha fazla. Yani özellikle bu yazın ortasında yani yazın başlangıcında ya da
aşı uygulamalarının yaygınlaşması beklentisi ilk etapta baktığımızda ön planda idi. Şimdilik o miktarda orada bir sorun var gibi gözüküyor. Biraz sanki endişe ben olmaya başladım çünkü bakıyoruz o aşı firmalarının aralarında yaşanan rekabete, işte ülkeler arası kavgalara bakıyoruz. Orada büyük bir kavga var. Evet. Mesela AstraZeneca, aynen. Ben aşımı İngiltere için üretiyorum. Yalnızca İngiltere'ye veririm. Kalırsa size de veririm dedi. Bu Avrupa Birliği'ni ayağa kaldırdı. Avrupa Birliği getirin dedi, o zaman protokolünüzü koyun. Ortada bir protokol yok. Yani AstraZeneca bu aşıyı üretirken ben öncelikle İngiltere'ye vereceğim diye bir protokol imzalamamış. Evet. Ama şimdi de facto bir fiili durum ilan ederek aşıyı öncelikle İngiltere'ye veriyor. Aynen. Ve Avrupa Birliği'nin geri kalan bölümüne aşı yok mesajı gönderiyor. Ne zamana kadar? İngiltere'nin tamamını aşıladıktan sonra. Ama işte o zaman derler ya, hani dereye su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. Tam o noktaya doğru gidiyor. Orada büyük bir kavga var. Yani bu salgının geçen sene ilk patladığı zamanlarda maskeler yüzünden bile aralarında kavgalar çıkmıştı. Yani bu aşı konusunda çoğu kimsenin konuştuğunu görmedik. Yani böyle bir senaryo yoktu. Yani aşı tedariği çok büyük sorun olacak mı? Ama olacağı benziyor. Tabii. Yani bu böyle devam ederse hani yeni varyant, virüste yeni varyant, bununla ilgili vakaların hızlı artışı, kapanmalığın tekrar gündeme gelmesi, karantina önlemleri, bunlar turizm sektörünü olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Ülkemize dönüp baktığımızda aşı konusunda başarılı olduğumuz gibi gözüküyor. Yani Çin'den bir tedarik ediyoruz aşıyı biz, diğer ülkelerden farklı olarak. Ve dozlar geliyor şu anda. Hani söylentiler, söylenenler kadar hızlı gelmese de geldiğini görüyoruz. Bugün de geldi. Ama bizim uygulamamız tabii yetmiyor burada. Diğer ülkelerin de aşı programlarını genişletip ekonomilerini açması ya da kısıtlamaları kaldırması lazım ki bu turizm sektörünün canlanmasına, ülkeler arası seyahatlerin artmasına neden olsun. Şimdi bence bu belirsizlik biraz olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde biraz daha netleştirilir herhalde bu görüntü, durum. Böyle bir ortam içerisindeyken işte bu dediğiniz o kuravözörlere ilişkin o desteklerin sağlanması konusu bence gözü kapalı verilmesi olmalı. Lazım. Evet, yani gözü kapalı. Olmalı. 30 değil, hatta gelin 35 verelim yolcu başına diye çağırmamız lazım. Çünkü ihtiyacımız var buna. Evet. Tabii. Ya, turizm geline yoğun ihtiyacımız var. Çünkü geçtiğimiz yıllardan baktığımızda bizim turizm konusunda turizm ülkesi olmamızdan kaynaklı. Yani dört tarafımız deniz, üç tarafımız denizlerle çevrili. Her taraftan biz turist çekebiliyoruz. Her bölgeye, Karadeniz'den tutun Akdeniz'e kadar geliyor. Bu konuda bence bir adım atılması bence gerekli diye düşünüyorum. Peki. Almanya'yı konuşacağız. Bir grafiğimiz var. Almanya'da büyüme maalesef istenildiği gibi gitmiyor. Tam ekran gelecek şimdi. Aralık ayında 0.1, yani sıfırın altına inmek üzereyken orada tutunabildi. Ama Ocak ayında gelecek rakam önemli. Eğer Ocak ayında Almanya'nın rakamı yine buna benzer gelirse bizim açımızdan bir defa çok olumlu değil. Zira en büyük ticari partnerlerimizden bir tanesi, o ticari partnerimizi kaybedersek Avrupa'nın geri kalanıyla zaten yapacağımız iş bizi kurtarmaz diye düşünüyorum. Almanya'nın büyümesi 0.1 değil mi? 0.1. Tabii 8.5'tan geldi buraya. Yani çok inişli çıkışlı bir seyri var. Ekim'de -9.8 yaptı. Sonra 8.5'u gördü. Oradan 0.1'e geldi. Ocak ayını merakla bekliyoruz tabii. Şimdi 0.1 bence biraz ben gelmeden önce de baktım da burada aslında Almanya'nın en azından hani daralma bölgesinde olmamasının en önemli faktöründen bir tanesi, ne olursa olsun yine de ihracat kanadından gelen bir şey var, katkı var. Oradan kaynaklı bir şeyde dördüncü çeyrekte bir toparlanma, yani daha doğrusu en azından daralmadan kurtulmuş bir görüntü vermiş gözüküyor. Dördüncü çeyrekte aslında kısıtlamalar başlamıştı. Yani o virüsün işte yeni varyantı, söylentileri, vaka sayının hızlı artışıyla birlikte kısıtlamalar kaldırılmış iken böyle bir sonuç ortaya çıkması en azından ihracat kanadından bir katkının geldiğini gösteriyor. Ama bence önümüzdeki çeyrek, yani ilk çeyrek sıkıntılı bence. Almanya açısından da sıkıntılı, Avrupa'nın diğer bölgeleri, ülkeler açısından da sıkıntılı. Çünkü faaliyetler ciddi oranda orada yavaşlıyor. Özellikle hizmet sektörü, kısıtlamalar devam ediyor ve daha da arttırılmasına yönelik görüntü var ve kısıtlamanın kaldırılmasına yönelik bir beklenti de şu anda yok. O yüzden bu beklentilerdeki olumsuz seyir yansıyabilir. Avrupa ekonomisinde özellikle Almanya tarafına da bu bir negatif büyüme olarak da çıkabilir diye açıkçası düşünüyorum. Böyle olsa tabii ki en büyük ihracat partnerimiz olmasından kaynaklı olarak bize de olumsuz yansıyabilir tabii ki. Peki, 2 dakikamız var. Kalan 2 dakikayı nereye ayıralım diye düşünüyordum. Bu Bankalar Birliği'nin
temettü dağıtımı ile ilgili, kanalları açması ile ilgili serbesti söz konusu. Biliyorsunuz Berat Albayrak döneminde bankaların, daha doğrusu pek çok karar dizgesi içinde bu da alınmıştı. Temettü dağıtılması yasaklanmıştı. Yerinde bir karardı o dönem için çünkü önümüzü göremiyorduk. Yani tabii, o dönemde evet. alınmış olmasını yadırgamamak lazım ama artık yavaş yavaş açmak lazım. Avrupa'da pek çok ülke bunu açtı. Biz de yavaş yavaş açıyoruz. Bugün Bankalar Birliği %10'una kadar, karın %10'una kadar dağıtabilirsiniz dedi. Ama bankaların talepleri çok daha yüksek. Yani verin, elimizi açın, biz temettü dağıtalım. Hem müşterilerimize, hem hissedarlarımıza, hem mudilerimize bir şey sunalım derler. %10'u üzerine ne zaman çıkabilir sana göre? Ya %10 üzerine çıkması için az önce konuşmuş olduğumuz tüm belirsizliklerin ortadan kalkması lazım tabii ki. Yani gelen şu süreç içerisinde özellikle yani yurt içinde birçok çalışanın işini kaybetmesi, yani bunun geri dönüşlerinin ne zaman olacağına bilinmezlik, ekonomik aktivitede gözlenen bir miktar daha yavaşlama eğilimleri bir belirsizliği yaratmıştı. Evet, şimdi bir miktar daha görünümün berraklaşması diyelim, çok olmasa da %10'luk bir temettü oranını ortaya çıkarttı. Fakat bence önümüzü biraz daha görüp ekonomik beklentilerin ve daha doğrusu verilerin, enflasyonun gidişatının, takipte kredi oranlarının gidişatının bence önemli oranda izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence bu taraftaki gidişatı iyi takip etmek lazım. Banka karlılıkları tabii burada önemli. Evet. Özellikle bu dördüncü çeyrek bilançolarında kredi mevduat spreadinin daralması, swap maliyetlerinin artışı gibi nedenlerle karlılıklarda düşüşler var. Evet. Bunun devamındaki süreçte kar oranları, kar rakamlarının gidişatı da bence burada belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Bir de sermaye yeterlilik oranı da tabii önemli burada. Peki. Barış, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Böylece bu bölümü noktalıyoruz. Bir reklama gidiyoruz değil mi Ayşe'cim? Öyle herhalde. Reklama gidiyoruz. Sonra, reklamdan sonra Rauf Rustamov bizimle birlikte olacak. Kendisi Azerbaycanlı bir iş insanı. Karabağ'da önemli projelere imza atacak. Bakalım Türk müteahhitlerle birlikte neler yapacağız, onları konuşacağız.